Mercek'ten herkese merhaba. Bu mercek programı uyandırma servisi amaçlıdır. Baştan söyleyeyim ve ardından da programa başlayayım. Erdoğan sokak hayvanları üzerinden de toplumu ayrıştırmayı başardı. Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucunda 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Bu Erdoğan için bulunmaz bir fırsattı. Çünkü seçimler yaklaşıyordu ve kamplaşmaya, kavgaya ihtiyaç vardı. Gaziantep'te köpek ısırması olayının ardından bu fırsatı kaçıramazdı ve kaçırmadı. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza dedi. Bir köpeğin bir çocuğu ısırmasından toplumu birbirlerine düşmanlaştırma malzemesi çıkardı. Tabii beraberinde Beyaz Türk, Beyaz Türk olmayan tartışmaları yeniden alevlendi. Yandaşlar hemen topa girdi. Erdoğan'ın açtığı kapıdan konuyu köpürtücü yayınlar yapmaya başladılar. Hedefte Beyaz Türk olarak konumlandırdıkları vardı. Bu onlardan beklenendi ama bir beklenen daha oldu. Topa Erdoğan'ın muhalifleri de girdi. Tam da Erdoğan'ın istediği gibi. Bu muhaliflerin bir kısmı Beyaz Türk olarak konumlananlardı. Diğer kısmı da Anadolu çocuğu olarak konumlandırılanlar. Böylelikle mahalleler arası top atışları başlamış oldu. Erdoğan bu vesileyle yeniden gündem belirleme fırsatı bulmuş oldu. Ekonomi, hayat pahalılığı, kur farkı üzerinden yapılan vurgunlar gündemden düştü. Gerçi köpeğin sahibinin AKP üyesi olduğu ortaya çıktı ama olsun da. O kadar kusur kadın kızında da olurdu. Ama gündem değişmiş, fitili ateşlemişti bir kere. Muhalifleri bile bu yeme hemen gelmişti. Artık gündem Beyaz Türk tartışması. Erdoğan şu anda eminim sarayında danışmanlarıyla kız kız gülüyordur. Siyasi ömrü ayrıştırma, ötekileştirme ve şeytanlaştırmayla geçti Erdoğan'ın. Kariyerini buna borçlu. Toplumda var olan gaz birikimlerini, fay hatlarını çok iyi biliyor. Gündeme bağlı olarak bu fay hatlarını kaşımaya başlıyor. Toplumda kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Alevi, Sünni, laik, antilaik, Kürt, Türk, sağcı, solcu. Şimdi de Beyaz Türk, Beyaz Türk olmayan ayrımı. Bugüne kadar kullanmadığı, istismar etmediği fay hattı kalmadı. Muhalif siyasi parti liderlerini yıpratmak için de bu kirli siyaseti, bu kirli dili, bu kamplaştırıcı söylemi kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu için, "Kılıçdaroğlu sen kendin Alevi olabilirsin. Ben sana saygı duyarım. Bundan da çekinme, korkma. Bunu da rahat rahat söyle. Ben de Sünniyim. Ben de bunu rahat rahat söylüyorum. Bundan çekinmeye gerek yok. Onun için milleti aldatmaya da gerek yok." dedi diyebildi. Derdi Alevi Sünni fay hattı üzerinden siyasi çıkar devşirmekti. Bunu defaatle yaptı. Birkaç örnek vereyim. 30 Nisan 2011 Muş mitingi. Biliyorsunuz ki Sayın Kılıçdaroğlu Alevilik kültürüyle yetişmiş bir insandır. Alevidir. Meydandakiler. Yuh. 4 Mayıs 2011 Kastamonu mitingi. Hani Alevilik kültüründen gelen birisidir ya. Hani Alevilik vardır ya kendisinde. Meydandakiler. Yuh. 5 Mayıs 2011 Amasya mitingi. Malum Alevilik kültüründendir ya. Kendisi de Alevidir ya. Meydandakiler. Yuh. 8 Mayıs 2011 Kahramanmaraş mitingi. Herhalde Alevi olduğuna göre bunu iyi bilir. Meydandaki binler. Yuh. 10 Kasım 2011 Afyon mitingi. Bu beyefendi güya Alevilik kültürünü de biliyor diyorlar. Alevidir diyorlar. Meydandaki binler. Yuh. Neyse say say bitmez. Erdoğan yeri geldi Selahattin Demirtaş için de bu çirkin siyaseti devreye sokmuştu. Kendisi Zaza ama benim Kürt kardeşlerimi aldatıyor demişti. Demirtaş'ın Kürt değil Zaza olduğunu söyleyip Kürtlerden Demirtaş'a tırnak içerisinde aldanmamalarını istemişti. Irkçılığın, istismarın nirvanasına çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın İzmir mitingi tam bir ırkçılık ve nefret suçu potpourrisi gibiydi. CHP ve MHP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayı olan Ekmenettin İhsanoğlu'na çok sert sözlerle saldırmıştı. İhsanoğlu için dedim ya yabancı, Türkiye'ye, değerlerimize, İstiklal Marşımıza yabancı. Daha ülkenin milli marşını bile bilmiyor. O kadar monşer ki, halkına o kadar yabancı ki demişti.
Monşer ifadesi Erdoğan'ın beyaz Türkler olarak tanımadığı kesim için sık sık da kullandığı bir aşağılama, kamplaştırma ve nefret söylemidir. Erdoğan'ın ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı dil konusundaki literatürü oldukça zengin. Sadece Alevilik, Kürtlük, Zazalık veya beyaz Türklerle sınırlı değil. Mesela eylem yapan ODTÜ'lü öğrencilere Ankara'da bir bulvar açtık, kimlere rağmen? O solculara rağmen, o ateistlere rağmen, bunlar ateist, bunlar terörist demişti. Bir kalemde ODTÜ'lü öğrencileri, solcuları, ateistleri terörist ilan etmişti. Erdoğan düşmanlık üretmekte, toplumu bölmekte sınır tanımadı. Bugünkü çok sevgili küçük ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli için aile nedir? Çoluk çocuk nedir bilmez. Onun böyle derdi yok. Çocuk nedir biz biliriz demişti. Toplumu çocuk sahibi olanlar olmayanlar diye ikiye ayırmıştı. Çocuk sahibi olmayanları aşağılamıştı. Yani Erdoğan, bildiğimiz Erdoğan. Bugün bir köpeğin ısırmasından bile toplumsal düşmanlık çıkartmak tam ona göre bir davranış. Onun sermayesi öfke, düşmanlık, ötekileştirme, toplumu birbirine düşürme. Düzeni bu zihniyet üzerine kurulu. Aslında daha doğru bir ifadeyle onun sermayesi bu toplum. Bir türlü fay hatlarındaki gazı sağlıklı bir şekilde boşaltamayan toplum. Bırakın boşaltmayı, yangına körükle giden toplum. Oturup konuşmayı, empati yapmayı beceremeyen, aynaya bakamayan toplum. Erdoğan'ın muhaliflerinden yandaşına kadar bu rejimin işbirlikçisi olan toplum. En kısa ifadeyle bu rejime çanak tutan bu toplum Erdoğan'ın sermayesi. Erdoğan da Erdoğan'ın ortağı derin devlette zaten hep bu şekilde ayakta durdu. Böylelikle toplumun üstünde tepindi, tepinebildi. Derin devlet Sivasları, Maraşları, Çorum katliamlarını 6-7 Eylülleri üretti. Aynı tabancadan çıkmış mermilerle sağcısını da solcusunu da öldürdü. Toplumu kamplara böldü, birbirine düşman etti. Toplum da zaten buna teşneydi. İçinde o mikrobu taşıyordu. Kendini o mikroptan temizleme kabiliyeti de hiçbir zaman olmadı. Olmayınca da istismar edeni hiç eksik olmadı. Bu sebeple böl, parçala, birbirine düşür ve yönet. Türkiye için iyi bir yönetim aracı oldu. Erdoğan'ın kendisi de zaten kamplaşmış, birbirine düşman edilmiş bir toplumun sonucu. Baskı altına tutulmuş, ötekileştirilmiş, aşağılanmış kesimin muhafazakar mahallenin ürünü. Daha doğrusu o mahallenin kusması. Şimdi intikam peşindeler. Erdoğan bu damarı çok iyi kullanıyor. Adeta bitmez bir sermaye bu. Neyse, merceği artık bağlayayım. Yayının başında dediğim gibi bu uyandırma servisi amaçlı bir yayındı. Toplumsal barışı sağlayamadığımız sürece, kamplara sokulmuş bizler, kamp duvarlarını yıkmadığımız sürece, bizim gibi olmayanlara, bizim gibi düşünmeyenlere empati yapmadığımız sürece, ona Alevi, buna Kürt, şuna cemaatçi, öbürüne beyaz Türk diyerek rejimin aparatları olduğumuz sürece, bu faşist rejim üstümüzde tepinmeye hep devam edecek. Erdoğan olsa da, olmasa da. Şimdi sorayım, Gaziantep'te ısıran o köpek miydi sadece? Elbette değil. Toplum olarak bu kafa devam ettiği sürece birileri tarafından ısırılmaya hep devam edeceğiz.